Bize aşağıdaki dikdörtgenler bir tamı temsil ediyor demişler. Bir bakalım. Mesela bu bir tammış. Bu da ikinci tamsa elimizde iki tam var demektir. Devam edelim. Aşağıdaki kesirlerden hangisi taralı alanı temsil eder diye de sormuşlar. Dikdörtgenlerin tamamının tarandığını görüyoruz değil mi? Seçeneklerden ikisini seçmemiz gerekiyormuş. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Seçeneklere geçmeden taralı alanı farklı şekillerde temsil edebileceğimizi söylemek istiyorum. Bu dikdörtgenlerden birinin bir tam olduğunu söyledik ve elimizde iki tane dikdörtgen olduğuna göre burada iki tam var. Evet, bu taralı alanı iki tam olarak ifade edebiliriz. Bir de eğer isterseniz dikdörtgenleri nasıl böldüklerine bakalım. Dikdörtgenlerin yani tamların iki eşit parçaya bölündüğünü görüyoruz. Bu durumda bu bir yarım ya da bir bölü ikidir, bu da diğer yarımdır. Buraya da yazalım, bu birinci yarım, bu da ikincisi. Taralı alan olarak elimizde bir, iki, üç, dört tane yarım ya da bir bölü iki var. Yazıyorum, dört. 4, yarım. Ek olarak, yarımı az önce de söylediğim gibi 1 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Buraya, 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 evet, 1 bölü 2 yazıyorum. Elimizde kaç tane 1 bölü 2 var? 1, 2, 3, 4 tane. 4 yarımı 4 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Aşağıdaki kesirlerden hangisi taralı alanı temsil eder? Bir tam olmadığı kesin, o halde bunu eleyebiliriz. 4 bölü 2. Evet, bu bulduğumuz sonuçlardan biri. İşaretliyorum. Son olarak bir de 4 yarım var. Onu da bulmuştuk değil mi? İşaretliyorum. İşte bu kadar.